sur içi verilemez. Asla bunların projelerine alet edilemez. Ama biz camileri doldurursak, sohbetlere devam edersek, sınır boylarını, serhat boylarını beklersek, buraya ben sınır diyorum. Burada sınır nöbetidir bura. Buraları beklersek, medreseleri buralarda hiya dersek, o zaman devam edecek inşallah. Yok efendim tabii ki camide cemaat yok, medresede talebe yoksa o zaman Allah yavru musallat eder, faturayı da sana keser yani. Niye? Sen camine, cemaatine, sohbetine, medresene sahip çıktın da mı ben onu gavura verdim Allah buyur. Onun için Efendi Hazretlerimiz çok anlatırdı yani. Mescid-i Aksa neden bu hale geldi? Bu İsrail nasıl geldi buralara yerleşti falan. Çünkü derdi Efendi Hazretlerimiz o zaman bu işte Filistinliler satma meseleleri falan Yahudiler de tabii gelip de Yahudiyim diye almıyorlar. Şimdi mesela kapın oraları hep almışlar. E sen şimdi kapın orayı alıyor, Güneydoğu alıyorsun. Oralarda niye terör yapıyorlar? Terör olunca yatırımlar değersiz oluyor. İş makinesini yakıyor, tırını yakıyor, kamyonunu yakıyor. E buradan işveren gitmiyor. E işçi durmuyor. Yerler değersiz oluyor. Değersiz olunca ucuza ne yapıyor? Bütün araziyi ucuza kapatıyor. Yahudinin projesi bu. Fakat Yahudi kendi icabında görükmüyor. Zaten Erzim ve Ude dahil Harran Ovası. Onlara göre. O projeye kimi aldırıyor? E bizim burada mason, efendim lions, rotori, ondan sonra locacı, efendim lobici, birçok adı soyadı Türk gözüken sabatayist, gizli kripto yavrular var. Bunlar da Türkiye'nin 100 tane zengin ailesi var dersen yarıdan fazlası bu ailelerdendir. Para da onlarda hala. Para da onlarda. O zaman bunlar da bu para varken bizde de bu enayilik ve avanaklık varken bunlar bizi soyarlar yani. Soyuyorlar zaten.